Merhaba arkadaşlar, e, Vatos yumurtalarının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yeni videomuz bu konusu bu olacak. E, yalnız arkadaşlar e, çok fazla bir e, iyi haberim yok. Yani bugün dördüncü günleri, ancak herhangi bir değişiklik yok ve sanki böyle yumurtaların içi boş gibi. Yani çok fazla böyle bir hani beklentim artık azaldı iyice. Hani en ufak bir kıpırtı yok. Böyle yumurtalarda çatlama durumu da yok. Ama mantarlaşma da yok. Yani bundan önce tabii çöpçü yumurtası almadığım için şöyle ince tüy gibi bir şey çıktı gibi oldu. Ancak şu an hani o bir artık yumurtanın çatlaması mı? Onu tam anlayamadım ama artık um, ümidim hani bayağı bir azaldı. Ee, hani yavrular döllen şey pardon yumurtalar döllenmedi diyeceğim ancak ben aldığımda görmüştünüz akvaryumun her bir yerine dağılmıştı yumurtalar. Ve yani döllenmiş, çünkü şey, döllenmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü yumurtalar yanında değildi artık balıklar. Hani biliyorsunuz döllenme sırasında hani yumurtaların başına ayrılmıyorlar. Döllenme devam ediyor mesela. Şu anubiasımız çıkmış şuradan. Havada mı duruyor ya? Allah Allah. Valla. Hani biraz havada duruyor arkadaşlar. <laughs> Bakayım şöyle bir. Evet. Havada duran ilk andüviyasımız da <laughs> hayırlı olsun. Onu herhalde ince bir yosun tutuyor da. Bakayım. Allah Allah. Çok ilginç. Bakın. İnce bir yosun var herhalde onu tutan. Balıklarımız artık buraya yuva yaptılar kendilerine Çöpçüler. Hep buradalar. Hiç buradan ayrılmıyorlar. Oradaki anıbiyazları da bozdular biraz. Ancak ben ellemiyorum. Artık nasıl seviyorlarsa o şekilde kalsın. Yavrularımız da bayağı büyümeye devam ediyor. Diğer taraftaki yavrularımız bayağı toparladı. Arkadaşlar bu oralar, hatta topluluktan da yazdım bir ev alım satım durumu oldu, araba değiştirme durumu oldu. Daha tam kesinleşmedi ama onlarla uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden yazmış olduğunuz sorulara geç cevap veriyorum. Instagram'a falan çok bakamıyorum. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz ben en kısa sürede cevap veriyorum. Ama belirttiğim gibi yani bazı işlerden dolayı açıkçası hani kafa olarak şey olamıyorum. Buraya yoğunlaşamadım bir türlü. Balıklara takip edemedim hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar dün yem veremedim öyle söyleyeyim e, çünkü evde biliyorsunuz ufaklıkta var e, onunla da uğraşıyoruz e, hani ona da bakıyorum o yüzden arkadaşlar biraz e, bu dönemler böyle geçecek kusura bakmayın yanlış anlamayın yani e, bu yumurtalar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara da yazmanızı istiyorum yarın 5. gün olacak ve bence 5. güne göre e, yumurtalar Bence çok şey yani hani çıkmayacak gibi sanki. Ama içi boş olsa mantar olur. Vallahi bilemedim yani hani geç mi gelişecekler. Şöyle yakından da bakıyorum. Telefondan tam net olmasa bile ben kendi gözümle bakıyorum. Yani böyle içleri boş gibi arkadaşlar ya. Hani bir şey yok gibi içinde. Valla bilemedim ya. Bakalım. Tecrübeleri olan arkadaşlarımız da yazarlarsa yorum kısmına sevinirim akvaryumumuzun da şu anki durumu bu. Bakalım buradaki yavrular artık kendi kolonim haline, kendi kolonim olacak. Kaç dişi kaç erkek çıkacak bakalım. Ee, şu vatandaş <laughs> bayağı da yaşıyor. Demiştim ya yaşlılıktan dolayı diye. Bakın herhangi bir sıkıntısı yok. Ancak çok bitkin yani. Ee, çünkü arkadaşlar erkek lepistesler bildiğiniz üzere çiftleşmeyi çok severler. İşleri güçleri odur. O yüzden de çabuk biterler. Hani Dişlere göre daha çabuk ölürler. Ve hastalanırlar. Bunlarda herhangi böyle bir durum yok da işte yaşlılık diyelim artık. Neyse bakalım arkadaşlar. İnşallah 6. günü kalmaması lazım ama 5. günü yarın ümitliyim. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. İnşallah güzel haberlerle tekrar bir video çekeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.